Senin sahibiyim ben. Duymadın? Halkın nabzı diyorum. Sahibiyim. Aman efendim, hoş geldiniz. Şöyle bir şeref buyurun. Sizi kim getirdi buraya efendim? Sen getirdin ya. Efendim benim haberim yok. Ha, şimdi öyle olduk değil mi? Kusura bakmayın, çok özür dileriz. Siz şöyle makama geçin. Bir çay kahve ikram edelim. He. Bak ben çok açım. Bana yemek söyle. Hemen efendim. Sen markalı kısmı o ne? Karış bitti lambası bile var ha. Ya ben de seni bir çalayım mı? Çal çal. Ödümü kopardın ne? Ya ben de bir turbin içinde tuğdu ki. Yo annem yeni aldı bindirmem ki. Ben de bir çal. Bırak. Ya canavar tüm de var diyorum. Korkacaksın. Senden büyük canavar mı var be? Tek bir kuğunu mu görürsün ha? Geldi. Gel bakayım sen buraya. Bitti mi? Bitti. Çıka bak ya. Bir dur benzer ölür müsün be? Bu tüple ben de ölecek bir de. Evet. Çok müsün kız? Vallahi mı? Vallahi vallahi. O zaman benim de bir isteğim var. Neymiş ya? Söylesene. Makas mı? Evet. Sen beni sabahtan beri bunun için mi yordun? Evet. Tamam. İstesen verecek miydin? Vallahi. O zaman hadi ver. Tamam. Ya gel gel. Öyle değil. Nasıl? Safı ya. Nasıl? Anlamadım ya. Anlamadım. Gel. Yanıma gel. Karşıya bak. Baktım. Bana bak. Baktım. Ayıp değil mi? Ya biri görse ayıp günahım. Biz bizeyken kimseye ayıp olmaz ki. Onu da görseylemiş. Nenem de derler size ne kadar. Günah bak, yazılır defteri. Ya günah bana da olacak, sana olmaz mı? Sana bir şey, hiçbir şey olmaz. Gerçekten mi? Evet. İyi tamam. Baba mı? Gel hadi. Tamam adam. Gel kız. Gelin. Gel gel. Gel ya. Tamam. Ya biz ne yaptık şimdi? Cehennemlik olduk. Tövbe israf et, af olur. Ya çocuğumuz olursa bizim şimdi. İnek, bu kadar şey çocuk mu olurmuş? Olur, olur. Sen şimdi beni de anlarsın. Ne olacak benim ailem? Bana ne sen ya, ben gidiyorum. Nereye? Öteki mahalleye, dur ben ne getireceğim? Efruz ne olursun bir tur ya, lütfen. Ne olursa çok mu istiyorsun ya? Evet Efruz, lütfen. Tamam, gel. Bir isteğim daha var ama. Her şeyde şart koşma be. Bir kere de karşılıksız yap. Sen bilirsin. Gideceğim ha. Tamam o zaman birkaç tur bineyim mi? İyi tamam ha. Geliyor, geliyor. Hadi burada inek. Seni uğraşacağım. Ya nereye? Öteki mahalle ya. Şurada ne gezdireceğim? Hem bunun çocuğu olmuyor ya. Alıcına verici. Yazıyor, yazıyor. Tanim, tasvir, peyam, sabah yazıyor beyler. Bir de
yıllarca hocalık eğitimini yanlış anlayanların verdiği zarar yazıyor. Ne oluyor lan lan? Ne yapıyorsun? Bacaksız derleri. Öp elimi. Elimi öp. El öpmek de az aşılmaz. Ah hey lehan bur hey lehan. Tepsizler, menmenetsizler. Kendi tipine haber yok mu? Çok şükür rüyaymış. Sizin yüzden kabus gördüm sandım ya. Evlat olsa sevilmezsiniz mübarekler ya. Hele şu yok mu hele? Tipsizlikten 6 ay cezası var mübareğin. Surata bak çaydan. Neyse, bunlarla uğraşmaya gelmez. Afroz! Efendim hocam. Yardım öper elini. Öpeyim hocam. Var hudar olar lazım. Var hudar ol. Sen de öper elini. Öpeyim hoca efendi. Oğlum oraya sana vermek üzere. Vicdani, ayak öpmeye bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum doğrusu. Ama o günler de gelecek. Her şeyin bir sırası var. Vakti zamanı bekle. Önce elden. Cemal İper. Sana da hocalık edeceğim. Sen de öperdin mi? Öpeyim hoca efendi. El öpmek de ağız aşılmaz. Sen şimdiye kadar hiç balkadan dayak yedin mi? Yemedim efendim. Öyleyse öperdim. Maşallah hocam ne mübarek eliniz var. Öyle olacak tabii. Ben senin hocanım. El öp de bir şeye benzi adam ol bari. Etiniz benim kendinize ayrılsın. Öp elimi. Hocam öptü ki. Öp dedim lan. Öpmüyor. Ben adamın gözünü oyarım. Ne oldu bir daha senin ağzını yırtarım. Ha. Öp elimi. Öpeyim mi efendim? El öpenlerin çok olsun evladım. Ellerin dert görmesin. Şimdi gelelim dersimize. El öpmeyi öğrendiğinize göre kıraata geçebiliriz. Kime? Kıraat. Geçelim efendim. Geçiyoruz. Elif, sin, la, esayiz. Elif, sin, la, esayiz. Elif, la, seyiz. Ne dedin sen? Ne demek elif, la, seyiz değil ulan? Sen bana niye vurdunuz? Fıra vurdum sana geldi. Sen yendin ama zararı yok. Oldurma evladım. Hocanın vurduğu yerde gül biter. Ta, sun, ta. Te, sun, te. Ha, iste. Ama para verecek. Değil efendim, iste. Ne isim hocam ya? Şimdi hep beraber birlikte okuyun. Ha heyli hapur heyli hapur. Ya yeyli yapur yeyli yapur. Ba beyli bala bula bapur beyli bapur. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun burada? Ne işin var senin? Hocam arkadaşlar çok güzel oynadı ya. Ben size böyle mi öğrettim? Böyle mi gösterdim ha? Şimdi beni iyice takip edin. Senin ona göre siz de yapacaksınız sonra. Başlıyoruz. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Tamam hocam. Hocam. Hazırsanız. Son, iki, üç, dört. Ha heyli hapur heyli hapup. Ya yeyli yapur yeyli yap yup. Ba beyli bala bula babur beyli bap bup. Çünkü de böyle olacak. Hocam tam olarak... Eşek sıpası. Ne demek istediniz? Kes sesini, sükut. Sessizlik. Kafayıymış lan hocam. Şimdi ikinci dersimizin konusuna geçiyoruz. Elif, vav, sin. Elif lan daha! Ne eder? 2 2 daha 4 eder. Hayır değil. Uysal eder hoca efendi. Çok doğru. O zaman uysal olacağız. Çocuklar uysal. Keskin sirke kabına zarar. Uysal olacağız hoca efendi. Uysal. Keskin sirke kocasına zarar. Büyük tane karşı gelen ne olur? Taş olur hoca efendi, taş olur. Kes sesini, geç yerine. Geç. Hadi şimdi 10 dakika teneffüs. Doğru alayım olaya. Ağız! Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Allah belanı versin hoca. Yazıyor, yazıyor. Hakimiyeti milliye vakit. Yazıyor beyler, talinde var. Ömründe bir gün, yalnızca bir tek gün, 399 vicdani efendinin eline bir fırsat geçti. O gün karnı ağrımasa belki tarihe de geçecek. Olmadı işte. Geçemedi. Tarih buraya da yerleşti.
Ne parfüm, ne... Kanka ya! Terbiyesiz! Biz de hani... Efendim hocam. Buyur hocam. Okuyacağın nutku hazırladın mı? Hazırladım hocam. Hazır hocam. Oku öyleyse. Ey Fatih'ten sonra İstanbul'u ikinci defa fetheden Kahraman ordumuzun... Evladım neyin var? Heyecanlarını 418 Efes sağ olsun evden heyecan ilacı getirdi de geçer birazdan bir şey değil. Bütün hazırlık surları, tarihi camileri... Evladım rahatsız mısın? Hocam bırakacak bu ha. Ben bu sınıfın başkanıyım. Bu şerefli günde bu şerefi ölürüm de kimseye bırakmam. Öyleyse tam buraya inerek ne diyeceksin? Utuzum. Hocam fazla elemesin. Hak kaçtı ya. Ay şu kadar. Çık dışarı. Şu kadar. Çık. Terbiyesiz. Efrus. Efendim hocam. Efrus işte geliyor karın ağrısı. Al şunu kısan oku. Kim hocam? Geçti hocam. Bırak Efrus okuyacak. Ben okuyacağım. Bizlerle bırak. Bırak. Bizlerle. Ah. Efrus ne yaptın? Hocam o yaptı ya. Bırakın ayağım. Efrus yaptı. Ne yapacağız vicdanı şimdi? Al. Sen yıktın lan. İşte geliyor Refet Paşa. Ne haliniz varsa görün. Sen. Oğlum tüyo versene lan. Sen biliyorsun her şeyi. Şu an sen yıktın kağıdı. Buyur evladım. Sevgili Refet Paşa'mız. Evet. Sizlere çok güzel bir lütuf hazırlamıştık. Allah Allah. Fakat sizi görünce heyecandan unuttuk. Çizmenizdeki Anadolu toprağını da öpecektik. Sonra? Onlar da boyatmışsınız. Benim bayanınızı öpün. Hudar ol evladım. Sağ ol efendim. Sen kimin oğlusun bakayım? 418 Firuz Bey'in oğlu Efrus. Sen ne ametli bir çocuksun. Gelsene yanımdan öpeyim evladım. Efendim, Refet Paşa cümle resimlerinde paşa öpücük yollar, el sallar. Onunla beraber yanında sanki yave. Kabalattı bir keşaf, Firuz'un oğlu Efrus. Değişti yine sokağın adı. Moda nedir o günlerde? Refet Paşa sokağı. Yazıyor, yazıyor! Hakimiyeti milliye, vakit! Yazıyor beyler bayanlar! Ya yapmasana ya, yapma! Hoca gelecek şimdi, yap! Yapma lan, yap! Oğlum hoca gelecek, hoca, hoca! Çocuklar, yap, çalışma yap. Zamanı! Bak geldi hoca! Dikkat! Probaya başlıyoruz. Başla Necla. 338 Necla. Vekil beyefendine kızım. Bu son proba. Akşam temsiller var. Buyurun. Tamam. Da. İşte şu Orta Asya. Türklerin ana yurdu. Türk ilk medeniyeti Alta Ural'da kurdu. Sonra alıp sazını, resmini, heykelini. Dolaştı baştan başa doğu batı ilini. Bu oklar bize akıl yollarını gösterir. 10 bin. 20 bin. 10 bin yıllısına haber verir. Kızın prologu bitirir bitirmez yandan kaybolacaksın. Hangi yandan? Koskoca o gösteriyor ya arkadan oradan. Ha tamam şekerim. İsteme. Hanım büyük sahne için sana geçelim. Üç büyük başbuğu Hakan'ı görmek ister. Doğu Bey'i, Batı Bey'i, Gün Bey'i geldiler. Defol git. Senin sıran bu sahne deme. Aval. Aval. Bir de hiçbir şey beğenmiyor ha. Git. Oğlum çok sinirli lan. İsteme efendi oğlum gel. Öyle mi arkadaşlık gösteriyorsun? O yapmadı ben kendim takıldım. Kendisi düşmüş tamam, ya. Devam ediyoruz. Bak kızının... Hocam ben oynayayım. Ne istiyorsun ben? Bu oyunu ben oynayayım. Ne olursun hocam. Tamam göster bize. Nerede kız? Hani nerede? Aha. Nerede? Bak şimdi dinle. Ha. Dikkat et dinle. Senin kızının benim kurban edilecek. Hocam bırak ya. Aha. Öyle. Bir taksiz yapmış. Gel devam ediyoruz. Senin kızının kurban edileceğini duydum. Sınır krizi geçiriyorsun. Derin bir nefes al, boşal cümleni. Şimdi ben kudursam, çılgın olsam, saçımı, yüzümü, tırnaklarımla yolsam. Ne o? Çıkar o akciğer ayakkabını. O tarihte akciğer ayakkabı gelir miydi kızım? Ama boyun kısa görünüyor hocam. Ha. Al şu sandalye de, geçer ayağına. Eskiden sandalye vardı hocam ya. Var var. Var var. Devam oğlum, devam.
senden güzelliğini sıyırsam ağır ağır. Gözlerini kör etsem kulaklarını sağır. Ortada hasta kanlı bir külçe kalsa, gözler sana deyince gördüğünden bunalsa, o zaman göklerin elinden kurtarırdım belki seni. Kızım Meralife, yeni dalgadasın. Bak zavallı baban seni kurtarmak için sınır krizi geçiriyor. Sen haladırla yılanı oynuyorsun. Ne diyordunuz babacığım? Gördüm ki gözler sana deyince gördüğünden bunalsa diyordum. Böyle ömrün azabı. Böyle ömrün azabı ölümden daha az mı? Olmuyor. Olmuyor. Konsantre ol. Konsantre olsa değil tırnağı cılanı. Dünya bile görmezsin. Görmezsen. Çirkin yaşamaktansa güzel ölsem olmaz mı? Biraz ruh sürebilir miyim hocam? Zaten bir sicabı da güzel olmam gerekiyor. Kızım, ruhun içinde değilsin. Yes senin üzerinde. Sıkı mı? Bunun neresi medeniyet? Geldi gene abi. Geldi. Evet. Geliyor işte. Üç bin baş muhatabı görmek ister. Doğu Bey, Batı Bey, Gün Bey geldiler. Kaç. Gel Fele gel. Bakayım. Ne dedim demin sana? Ne dedin? Senin repliki ne? Medeniyet. Bu piyeste 120 medeniyet kelimesi var. Hepsine gelinir mi be? Keriz ya. Çocuklar, olmuyor. Bir kere hepiniz vakur, cesur ve heybetli olacaksınız. Çünkü bir asil soydan geliyorsunuz. Asil bir kan dolaşıyor damarınızda. Hocam, B grubu asil kan mıdır? Elbette. Öyleyse A grubu yandı. Ne diyorsun ki? Türkler hangi kan grubundan olsa olsunlar, kanlar asil değil mi? Aferin bak, şimdi kafasını açtın. Tebrik ederim Efruz. Bravo Efruz. Sağ ol tatlım. Alo, Ayşe'cim. Komiserim. Kimsin sen? Ben Firuz Bey'in oğlu Efruz'um. Ne işin var burada senin? Ya komiserim, babam saatini kaybetmiş de geçen gün. Karakola git bak dedi. Bulan varsa al dedi. Öyle mi? Evet. Nasıl bir saat kaybetmiş? Kordonu pırlantır altı bir saat. Nerede düşürmüş? Gülhane Parkı'nda. Ne vakit? Akşamüstü ezan vakti. Nerede? Gülhane'de. Kim? Babam. Ne zaman? Akşamüstü. Ne için? Kordon ulaşık olduğu için. Nerede? Gülhane'de. İstikamet? Maçka. Vallahi o kadar şaşırtma verdin. Ya. Dilin bile sıçmedi. Bir oturun siz, yoruldunuz baya. Öyle vallahi. Vay be. Saat kim kaybetmiş? Babam. Nerede kaybetmiş? Gülhane'de. Ne vakit? Akşamüstü. Niçin? Kordon ucun açık olduğu için. Nerede? Gülhane'de. Ya ben de bunu söyleyeyim komiserim. Vallahi o kadar şaşırtma verdim, dilim bile suçmedi. Helal malmış doğrusu. Al bu saati götür babana. Selamlarımı, hürmetlerimi de söyle. Helal helal. Ah. Şimdi babam gönderdi, doya doya harcasın dedi. Vay be, o saatte bu para. Efruz gel, gel Efruz, gel. Efruz burada. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Allah Allah, ne işin var bizim burada? Bir oda dile ne cihazı var? Lan nerede? Da olsa ben gördüm. Abi sen göremezsin, ben gülüyorum. Lan nerede? Abi bak. Çaktırmadan baksana. Lan çaktırmadan nasıl bakayım? Beni izle. Ha? Bak, masanın altında, ha? Kol sağ şeklinde, ha? Resimlerin arasında. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Ne saçmalıyorsun? Kedi görüyor musun? O kedi kesin polistir ha. Ha gizli polis. Ondan şüpheleniyorum da. Onun arkasındaki bana şüpheli geliyor. Allah'ın delisi.